Merhaba değerli arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Bu üçüncü dersimiz oluyor. Bir önceki dersimizde değişken tanımlama, iftenans yapısı ve for next kullanımından bahsetmiştim. Bu dersimizde de formumuz üzerine sürekli olarak kullanacağımız kontrollerden bahsedeceğim. Hangi kontrol ne işe yarar ve nasıl kullanılır bunları anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. File menüsüne geliyorduk. Yeni bir proje oluşturmak için. Buradan New Project menüsüne tıklıyorduk veya bunun kısa yolu olan Ctrl ve N tuşuna aynı anda bastığımızda yeni proje oluşturma ekranı geliyordu. Buradan Standard Exe'yi seçiyor ve OK'ye tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi projemiz oluştu. Hemen kontrolleri anlatmaya başlayayım. En başta Picture Box var. Picture Box'ın Türkçe karşılığı resim kutusudur. Ne işe yarar? Formumuz üzerine istediğimiz alana resim eklememizi sağlar. Nasıl ekleriz resmi? Üzerine bir defa tıklıyoruz. Daha sonra Properties yani özellikler bölümünden Picture alanını buluyoruz. Biraz daha aşağı kaydıralım. Burada üzerine 3 nokta olan butona tıkladığımızda resmi yükleyeceğimiz alan soran alanı soran bir pencere karşılıyor bizi. Buradan resmin yolunu ve resmi seçerek formumuz üzerine resmi ekleyebiliyoruz. Tabii ki bunun desteklemiş olduğu belirli uzantılar mevcut. Bunları hemen göz gezdirelim. Neler bunlar? BMP, DIP, GIF, JPEG, VMP, EMF, simge ve kürsör. Bunları destekliyor. Hemen kaldıralım. Bir sonraki kontrolümüz label. Label'ın da Türkçe karşılığı yine etiket anlamındadır. Bu şekilde formumuz üzerine etiket manasında etiket şeklinde yazılar oluşturmamızı sağlıyor. Üzerine istediğimiz bir şey yazarak formumuzun istenilen yerine sürükleyebiliyoruz. Hemen arkasından textbox geliyor. Textbox da yine metin kutusu anlamında. Metin kutusu bu ne işe yarar? Kullanıcıdan bir değer girilmesini istediğimiz yerlerde kullanılır. Bu girilen değere göre çeşitli kontrolleri yaptırılabilir. Veri tabanı ile çalışıyorsak veri tabanına kayıt yaptırmak için bu kontrol kullanılabilir. Bu şekilde bir kontrolümüz. Daha sonra group box var. Frame kutu anlamında. Bu ne işe yarar? Bu da istediğimiz kontrolleri üzerine sürükleyerek gruplandırılmasını sağladığımız bir kontrol. İstediğiniz kadar kontrolü bunun üzerine koyun. Bunu sürüklediğinizde o kontrollerde aynı zamanda sürüklenecektir. Yani istediğimiz kadar kontrolü gruplaştırmayı sağlayan bir başka kontrol. Arkasından buton geliyor. Buton bizim vermiş olduğumuz komutu üzerine tıklandığında yerine getiren bir kontrol türü. Daha sonra checkbox var. Yani kontrol kutusu. Bu da option buton var. Ayar butonu denilebiliyor. Bunların değerleri arkadaşlar true ve false oluyor. True değeri üzerine tıklanmış şekilde oluyor. Checked ve unchecked şeklinde oluyor. Bunları ne şekilde kullanabiliriz? Örneğin bir butona tıklayalım diyelim. Buton üzerine şöyle bir şey yazabiliriz. Eğer bunun üzerine tıklanmış ise yani checked true ise şunu yap şeklinde. Yani bunların tıklanmış ve tıklanmamış şekline göre işlem yaptırabiliyoruz form üzerinde. Daha sonra combo box var. Bunun anlamı açılır kutu. Bu ne işe yarar? Bu da Properties bölümünden bakalım hemen. List diye bir alan var. Bunun içine girdiğimiz liste şeklinde girdiğimiz alt alta girdiğimiz değerleri bu şekilde açılır kutu şeklinde gösteriyor bize. Listbox var. Bu da liste kutusu. Bir önceki kontrolün açılmış hali olarak düşünebiliriz bunu. Buna da aynı mantıkla list bölümünden değerler ekliyoruz. Bu da üzerine tıklanmasına gerek kalmadan kendisi zaten alt alta gösteriyor.
Horizontal scroll bar var. Yani yatay scroll bar. Bunun Türkçesi yatay kaydırma çubuğu. Bu da istediğiniz bir kontrolü sağa sola kaydırmanızı sağlayabilir. Bu da bunun dikey hali. Aynı işlemi yapıyor. Timer var. Timer'da interval değeri vardır. Bunu biz belirleriz ve bunun içine yazdırdığımız komutu canlı olarak belirlediğimiz süre zarfında yerine getirir. Örneğin bir saat yazdırmak isteyebiliriz form üzerine saniyesiyle birlikte. Bu şekilde hareketli olarak bir şeyler yaptırmamızı sağlayan bir kontrol. Drive list box var. Drive liste kutusu anlamında. Bu da bilgisayarımızda yüklü olan sürücülerimizin CD neyse bunları göstermekte. Açılır kutu şeklinde. Dir list box var. Bu da sürücümüzün altındaki klasörleri, alt klasörleri ağaç yapısı şeklinde bir liste halinde gösteriyor. Altından file list box var. Bu da Visual Basic'in kullandığı DLL'ler vesaire. Bunları gösteriyor. Tabii ki arkadaşlar bunlar üzerinde çeşitli ayarlamalar yapabiliyoruz. Shape var. Bu da formumuz üzerine geometrik şekiller eklememizi sağlıyor. Nedir? Çember, kare, dikdörtgen. Bu da border stilden ayarlanıyor. Pardon, shape'den ayarlanıyor. Üzerine bir defa tıklıyoruz. Properties ekranında bölümünden. Burada shape'e geliyoruz. Kare, oval, çember. Köşeleri oval şekilde ayarlayabiliyoruz. Line'da çizgi anlamında formül üzerine sadece tek bir çizgi çizilmesini sağlıyor. Image var. Bu da ilk gösterdiğimiz kontrolde hemen hemen aynı sayılabilecek değerde. Aynı işlevleri görüyorlar. Data'ya bakıyoruz. Data'da veri tabanıyla çalıştığımızda veri tabanında bulunan kayıtlar içerisinde ileri geri İlk kayıt, son kayıt gibi gezinti işlemini sağlayan bir kontrol. Oral nesnesi de bilgisayarımızda mevcut olan hazır bileşenler var, kontroller var. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Örneğin paintbrush resmi dediğimizde tıklayalım. Otomatik olarak paint'teki çizim ekranı gibi bir yer geliyor. Gördüğünüz gibi Paint'ten buraya direkt aktarabiliyor. Evet arkadaşlar, standart şekilde kullandığımız, sürekli kullanacağımız kontroller bunlar. Tabii ki bunların daha birçok seçeneği var. Onları da ilerleyen derslerimizde göstereceğiz. Ve yine bir sonraki dersimizde bu kontroller nasıl kullanılır, bunları bir ufak örneklerle anlatmaya çalışacağım. Diğer derslerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.